Konuklarıma sözü vereceğim ama az evvel o isimler arasında bir kişi dikkat çekiyordu. John Bolton. Onu tanıyoruz aslında. Çok iyi tanıyoruz. Türkiye ile ilişkilerinden bir açıklaması vardı. O açıklamasını eğer hazırsa yönetmenimden rica edeyim. Bolton'un açıklamasını. Onu izleyelim, sonrasında Mazhar Hoca'ya sözü vereceğim. Mazhar Hocam aslında her şeyi söylemiş, evet, John Bolton. Zaten sonrasında var. Da görev yaptı. Doğru. Başkana da çok yakın çalıştı. Ne dersiniz? İç siyasete de yavaş yavaş Hikmet Genç pas atarak geçtik ama dışla iç birbirine geçmiş durumda. Özellikle 2023 öncesi. Yorumlarınızı merak ederim. Buyurun. Birincisi bu hani gerçekten Amerika'nın Türkiye ile ilgili hedeflerinde ve programlarında bir demokrasi ve insan hakları kaygısı olduğunu bir kendimize soralım ve bu tarihsel olarak Türkiye'ye karşı olan tutumlarına bakalım. Yani gerek FETÖ darbesinde gerek daha önceki askeri darbelerde en kritik anlarda Türkiye demokrasisinden yana tavır almış mı ABD? Bence almadı. Hatta bütün Avrupa almadı. Yani 15 Temmuz'daki tavırları çok net. Onu söyleyeceğim. Bakın bunlar Suudi Arabistan'dan ve İran'dan bile 15 saat sonra açıklama yaptılar. Türkiye demokrasisinin yanındayız. Yani FETÖ darbesinde bu 3. dünya ülkeleri dedikleri, demokrasinin olmadığı dedikleri yerler bile Türkiye'de demokrasinin yanındayız dediler. Onlardan 20 saat sonra falan açıklama yaptılar. Yani bu kadar çok geç yaptılar. Dolayısıyla biliyoruz ki hakikaten de burada onların Türkiye'deki var olan sistemle ilgili, demokrasiyle ilgili bir dertleri yok. Esasında 80 darbesinde bizim çocuklar başardı. Aynen. Şunun bakın çok net ve bugüne kadarki siyaset tarihini çok kabaca göz attığımızda Türkiye'nin Osmanlı'nın son dönemlerinde birlikte bütün serüveninin aslında varmak istediği yer bu batılılaşma, batılıların da bizden istediği ev ödevi demokrasiyi tesis etmektir. Ama bu millet gerçekten demokrasiyi tesis ettiği ve ona sahip çıktığı zaman, canıyla onu korumaya kalkıştığı zaman hiçbir Batı Avrupa ülkesi ve ABD Türkiye'nin yanında yer almadı. Hali hazırda da yer almadı da armıyorlar. Türkiye'ye karşı ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı özel öfkelerinin iki sebebi var bana göre. Birincisi, içeriden bir adam olarak var olan mevcut dünyadaki sisteme itiraz ediyor. Şimdi diyelim ki mesela bugün dünyadaki var olan Birleşmiş Milletler'e, dünyadaki sistemlere Libya itiraz ederse kimse bir şey dikkate almaz. Ya da İran itiraz ederse, ama Türkiye bu mekanizmanın önemli aktörlerinden birisi ve dünyadaki meşruiyeti bilinen, demokrasisini, rüştünü ispatlamış bir ülke. Dahası Sayın Cumhurbaşkanımız halkın reyiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Hem halk meşruiyeti hem toplumsal desteği yüksek olan bir kişi bu sisteme itiraz ediyor ve bu onların canını sıkıyor. Adeta maskelerin akmasına ve düşmesine sebebiyet veriyor. Onun için çok özel bir kin ve öfkeler var. İkincisi ve daha da önemlisi, bence Türkiye'nin bu konularla ilgili, yani Türkiye'nin hem demokratik sistemi hem de dünya ekonomik sistemi içerisindeki kendisine özel bir yer edinmiş olması, ciddi anlamda bir gelecek zaman aktörü olmasını istemiyorlar. Gelecek zaman aktörü olduğu zaman bu coğrafyada istedikleri gibi at koşturamayacaklar, istedikleri gibi yapmayacaklar. Bunun da haktan bir en kritik konusu bence Türkiye'de uzun bir süredir teröre kaynaklık eden önemli bir meseleyi çözmüş olmasıdır. Ve bunu içine daha dün sanıyorum PKK'nın elebaşlarından birisi çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki biz bunu çözdürmeyiz. AKP'ye çözdürmeyiz dedi. Adam açık açık söyledi. Niye AK Parti'ye çözdürmüyorlar? Çünkü AK Parti bunu çözdüğü zaman kurucu bir irade olacak. Ve toplumun bu konuyla ilgili beklentisi de zaten bu tür bir aktörün ancak çözebileceğine dairdir. Yani hem doğudaki insan güvenecek, inanacak, hem batıdaki insan ona güvenecek, inanacak. Böylece onu çözecek. Dolayısıyla AK Parti'ye bunu çözdürmeyecekleri, başka sorunları da AK Parti'ye çözdürmek istemediklerinden dolayı demokrasiyle de buradaki var olan seçimle de götüremiyorlar. Bir türlü başaramıyorlar. İşte gördünüz hakikaten de günlerdir, aylardır şişirdikleri İyi Parti balonu patladı. Bu basit bir cümleyle. Yani muhtemelen çok yakın bir tarihte CHP de patlayacaktır gördüğümüz kadarıyla. Çünkü işte Bolu Belediye Başkanı'nın dün yaptığı açıklama rezalet bir şey. Hocam CHP daha ne kadar patlayacak? Patlaya bir hal olsun. Ya üstadım, biliyor musunuz? Başka bir yerde olsa patlı sizi bitmiyor. Temin ediyorum. Bu belediye başkanı görevden alınır. Yani şöyle bir şey diyebilir misiniz? Bu ne demek biliyor musunuz? Ben uzun boyluların nikahını paralı kıyacağım, kısa boylularınkini kıyacağım. Hiç farkı yok. Hukuken aynen bu bunu ifade ediyor. Yani bunun hiç başka bir şey yok. Etnisitesine, geldiği yere göre. Devletin bu konuyla ilgili politikasına eleştiri yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Türkiye'nin göçmen politikası iyi değil diyebilirsiniz. Ama siz bir belediye başkanı olarak sizin ilinizde yaşayan insanlara
sunduğunuz hizmeti yabancılara ayrı tarife uyguluyorum. İki evlenenlere ayrı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer bir yabancı nikah kıyacaksa 100 bunun, bin lira gibi bir ya bunun fiyat memlekette alacağını iktidar ifadesi. Olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bu zihniyetin çoğalmasınlar. Bu memleketin orada yaşamasınlar. Bu zihniyetin memlekette iktidar olacağını düşünebiliyor musunuz? Peki. Burada son cümle şu. Bunlar Türkiye'ye karşı çeşitli operasyonlar yapacaklar. Ama hatırlanırsa bu İran devriminden sonra şey olduğu zaman, o rehin alındığı zaman büyükelçilikteki elemanları epeyce Türkiye'de de çok yazıldı, çizildi. Çok orada meşhur bir makale hatırlatmak isterim. Orada herkesin bir parmağı var ama Allah'ın da bir herkesin bir parmak hesabı var ama Allah'ın da bir hesabı var. Onlar burada parmak hesabı yaparlar. Çeşitli entrikaları, aktörleri bulurlar ama Allah'ın da bir hesabı var. Onu hesap edemiyorlar bence. Esas aşmazda kaldıkları yer orası.